15 Temmuz'un yıl dönümünde pedallar bir kez daha şehitlerimiz için dönüyor. 8. Ulusal Ömer Halis Demir Bisiklet Turu İstanbul'da gerçekleşiyor. Şimdi o noktaya gidelim. Melisa Yasemin orada. Zeliha Saraç, iyi yayınlar. Şehidimiz Ömer Halis Demir için tekrardan 8. turnuva bugün düzenleniyor Arnavutköy'de. Uluslararası bir bisiklet turnuvası olacak. Tam 6 gün sürecek turnuva. Turnuvaya 30 ayrı bisikletçi katılım sağlayacak. Hemen size önce bir atmosferi aktaralım biz. Kameraman arkadaşımızdan rica ediyorum, Ramazan'dan. Bisiklet turnuvası Arnavutköy'de düzenlenecek. 30 bisikletçi katılacak. Şu anda toplanıyorlar. Önce bir protokol konuşması gerçekleştirildi burada. Şimdi start verilmesi için start bölgesindeler. Atmosferi de size gösteriyoruz. Turun anlam ve önemi ise bambaşka. Türkiye'nin farklı illerindeki şehitliklerimizden alınan o değerli toprakları şehit Ömer Halis Demir'in Niğde'deki Bor ilçesinde bulunan kabrine ulaştırmak hedefimiz olacak. Bisiklet rotası ise şu şekilde: İstanbul'dan başlayacaklar. Kocaeli, Sakarya, Bolu, Ankara, Aksaray ve Niğde'de tamamlanmış olacak rota. Ayrıca turun bir diğer amacı da var. Gazze'deki katliama dikkat çekmek. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eğitim gören Filistinli öğrencilerin de tura katılım sağlayacağı bilgisini söyledi protokol konuşmasında. Öğrenciler de tura katılım sağlayacak. Burada birbirinden çeşitli İstanbul'un farklı farklı bölgelerinden bisikletçiler bu tura hazırlandı ve tur tam 6 gün sürecek. Diyelim size, bugün başlayan etkinlik şimdi başlayacak. Daha sonrasında Kabir'de sonlanacak. Herkes çok heyecanlı. Yayınımız öncesinden de bir konuşma gerçekleştirdik bisikletçilerle. Gerçekten çok gururlular. Özellikle de şehitlerimiz için yapılan bu etkinlik adına gururlular diyelim. Az sonra start verilecek. Şu anlık size durumu aktarıyoruz. Birkaç dakika sonra yürüyüş başlayacak. Hatta size şöyle biraz daha yaklaştıralım isterseniz. Atmosferi daha da gösterelim. Burası kalabalık. Ayrıca da çevrede izleyenler var. Şehit aileleri var burada. Katılım gösterenler var. Protokol konuşması sonrasında tabii ki de yolculuk için, rota için dualar okundu. Dualar edildi. Kazasız, belasız 6 gün sonlansın diye dualar okundu. Şu anda bisikletçiler gördüğünüz gibi hazırlandı. Sıraya girdiler tek tek. Kadınlar, erkekler, bir sürü yaş skalasından bisikletçiler var burada. Toplandılar. Birkaç dakika sonra o heyecanlı start başlanacak. Hepsi bisikletinin üstünde pedal çevirmek için bekliyorlar. Kıyasıya bir yol olacak, güzel bir yol olacak. Sabırlılar, ayrıca da heyecanlılar. Birkaç dakika sonra da start verilecek diyelim. Sözü size bırakalım. Eğer isterseniz de tabii startın beklemesini de biz de bekleyelim. Bu kadar heyecanlıyız. Canlı yayınımıza da devam edelim. Birkaç dakikamız var. Burası da kalabalık. Ayrıca da Arnavutköy halkı da, Arnavutköylüler de, izleyenler var. Balkondan şöyle Ramazan'dan rica edeceğim. Bakın balkondan bu turnuva için, bu tur için bekleyenler, telefonuyla görüntü alanlar da var. Herkes bu turnuvayı bekliyor. Ayrıca da tabii ki de güvenlik önlemleri de alındı. Burada jandarma var, polis ekipleri var, ambulans, 112, sağlık çalışanları da var ki herhangi bir ihmal durumunda, herhangi bir durumda hemen müdahale edilebilsin diye bekliyorlar. Söylediğimiz gibi şehitliklerden alınan topraklar kabire ulaştırılacak. Şu anda da bisikletçilerimiz hazırlıklarını yapıyor. Diyelim Türkiye'nin farklı illerindeki şehitliklerimizden alınan o değerli topraklar şehit Ömer Halis için götürülecek. Bunun için bisiklette mücadele edecekler. Hatta biz de hemen şöyle müsaitken, çok özür dilerim efendim. Nasılsınız? Heyecanlı mısınız? Evet, çok heyecanlıyım. 18 yaşındayım. Yalova'dan katılıyorum. Yaklaşık 1200-1100 kilometre olacak. 18 yaşındasınız. Evet, 18 yaşındayım. Aynı zamanda federasyon yarışlarına da katılıyorum. Bu yıl ben ikinciye katılıyorum. Öyle bakalım ne olacak. Hava çok sıcak. Hava da çok sıcak. Evet, bu sıcakta sizi neler bekliyor? Birazcık düşüncelerinizi anlatın. Ayrıca da heyecan da Doruk'ta gördüğümüz kadarıyla.
Lastik patlayacak tabii. Bu her zaman olan bir şey. 45 derece hava. Allah'tan takım arabalarımız var. İçeri gidip tekrar lastiği yapıp devam ediyoruz. Dediğim gibi öyle işte, çok heyecanlıyım. Peki nasıl hazırlandınız bu süreçte? Çünkü bir hazırlık da gerektiren bir süreç var. Uzun sürecek bu turnuva. Nasıl evet. hazırlandınız? Ne hazırlıklar yaptınız? Herkes almıyorlar zaten bu tura. Belirli bir şeyden, testten geçiyorsun. O testin üstüne çıkarsan onu alıyorlar. Haftanın 5 günü zaten antrenmanımız var. 2 gün dinlenmemiz var. Bu spor çok zor bir spor. Öyle kolay bir spor değil. Ve triatlon sporuna da biraz girdiği için tabii ki de bisikleti mesela bir hafta bıraktığında sana bir ay zaman geciktiriyor. Bir ay antrenmansız kalmış gibi oluyorsun. Ve bu yaptığınız sporun da bugünkü anlam ve önemi bambaşka. Evet. Diyelim tekrardan herkese başarılar da diyelim. Artık stüdyoya size bırakalım. Start'tan sonra verilecek. Eğer'den tekrar bir gelişme olursa stüdyoya size bağlanabiliriz. Sözü sana bırakalım Zeliha Saraç.